Ayhan. Ekvi teyzeciğim. Daha iyisin değil mi çocuğum? İyiyim, iyiyim. Bayağı iyiyim. Kafayı topladım yani. Bu ne? Hı? Kampanya mı yapıyorsun? Hı? Ver. Yok. Ver, ver şunu kız. Kız ver. Aa. Ayhan bu ne? Hiç. Nasıl hiç? Devir mi ediyorsunuz siz dükkanı? Ya Mevkime teyze. Abim olmadan ben tek başıma yürütemiyorum işleri falan. İşte abimle de konuştuk. Devredelim dedik. Öyle karar aldık yani. Çocuğum siz kasap mı olur mu mahallede? Olmaz ki ya. Yapmayın çocuğum be. Ne böyle şey karar? Onlar da mı evlenmişler? Yürü. He? Oha yürü. Çok iyi. İçeri gir kapat. Arasana bana. Yoruldun mu biraz? Biraz stres yaptım ama rahatladım sonra. Şimdi iyiyim. Alıştım da gibi biraz. Arkadaşlar 10 dakika ara veriyoruz. Evet ara veriyoruz. Çok hoş. Güzel. Yani gerçekten çok güzel oldu. Takı takasım geldi. O kadar gerçekçi. Telefonun çalıyor bu arada. Ayhan arıyor. Tamam sen baksana şimdi. Tamam. Ben konsantrasyonumu bozuyorum. Tabii, tabii tabii tabii. Efendim Ayhan. Mevkime teyze buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sormadınız ama sağ olun. İyi. Annem mi? Çıkar adam. Çık Salem nerede? Salem nerede? Burada. Bakın hep beraberiz. Kız. Çocuğum siz niye böyle yapıyorsunuz bana? Can sen ne yapıyorsun? Sen hep çocuğum ya bir saniyeyle travmasını atlatmadık ya. Kalbimize mi indireceğiz bizim? Kalbimize mi indireceksiniz ya? Bak çatlayacağım ya. Çatlayacağım. Hayır öyle değil. Öyle değil Mevkime teyze. Sen çok yanlış anladın şu an. Görüyorum işte. Kıza göndermişsiniz fotoğrafı. Şimdi gelin burada damat vurdu. Ben ne yapayım şimdi ya? Dedecekler beni bunlar. Ne güzel olmuş. Ben ne yokum orada. Ben Ayhan'a söylemiştim de fotoğraf atmıştım. O yüzden var. Yani biz çekim için buradayız. Evet fotoğraf çekimi Mevkime teyzeciğim. Sadece fotoğraf çekimi. Fazlası yok yani. Bak bir de utanmadan yalan söylüyorsunuz bana değil mi? Bir de utanmadan. Ay bir de pasta gönder şuradan bir pastaneden de kessinler biz yiyelim burada. Ben alkışlayalım çocuğum size. Ben alkışlayalım. Bravo çocuğum. Anneciğim, öyle değil. Biz çekim yapıyoruz burada. Ajans için buradayız. Müşteri öyle istemiş. Evet. Müşteri istediği için biz manken olmamız gerekti. Evet, kesinlikle. Ayhan nasılsın? İyi. Oo, anneciğim bak çekim alanı burası. İnanmıyorsan göstereyim sana. Bak. Her yer set burada. Ayhan, çok güzel gelinlik modelleri var bu arada. Yani bu bir tanesi sana yolladığımda şu anda sen emin. Hayır, niye siz yani? Başka de gelin damat bulamamışlar mı? Niye siz yani? Ha? Anneciğim, şu cana bakar mısın? Zehir gibi yakışıklı. Yani daha iyi bir damat bulabilirler mi sence? Ya Mevkime teyzeciğim, Sanem'den daha güzel gelin mi olacak Allah aşkına? O yüzden biz ikimiz böyle manken olduk. Evet. Yani doğru yolu bulduk gibi değil de yani bir seferliğine. Giriştik böyle şey işte. Ayhan, burada çok güzel gelinlik modelleri var. Yemin edin çocuğum bak. Yemin edin çocuğum bak benim sinir kalmadı bak. Ay kalmadı kaldıracak bittik. Leyla'dan sonra bittik çocuğum. Ne olursunuz yemin edin gerçekten. Vallahi. Billa. Da. Vallahi benim babam bu halini görse yemin ediyorum anlatamadan kalbini iner adamın bak gel. Reyden. Allah Nihat. Nihat amca. Nihat. Öyle değil. Nihat, gördünüz mü işte babanıza gönderdi. Tamam ya buradan yemin ediyorum. Tamam ya. Öyle değil vallahi Nihat. Öyle. Gördünüz mü ya? Nihat amca ne yaptın sen? Öyle değil ya. Nihat amca öyle değil. Babacığım. Adam bir şey oluyor. Görüyorsunuz ya babana ne yaptım ya. Baba. Gelin ve damadı çekim alalım tekrar. Gelinle damat diyor Mevkime. Gelin de değil. Yok öyle bir şey yok da. Firma. Böyle bir firmayla çekim.
fotoğraf çekimi Nihat amca. Melikübe teyze anladı durumu. Bak o sana izah eder. Biz burada mankenlik yapıyoruz. Ne yapayım ben ya? Ne yapayım ben burada organik ne bulayım ne ayıltayım ben bu adama organik ne bulayım? Sen neden fotoğraf gönderiyorsun? Fotoğraf? Modeller. Kapattılar. Kapattı iyi kapattı. Tamam. Cece hemen mahalleye gidiyorsun. Tamam mı? Durumu izah ediyorsun. Bu yanlışı düzeltiyorsun, açıklıyorsun herkese doğru düzgün bir dille. Tamam hadi. Hemen her şeyi açıkla. Her şey açıklanacak. Tamam evet tamam tamam. Telefonunu bırakıyorum buraya. Olan her şeyi doğru dürüst açıkla. Anıl, dükkandakiler bitene kadar işte açık tutarsın dükkanı, sana emanet tamam. Sonra da ablacığım haberleşiriz zaten. Aklını helal et Ayhan abla. Osman abime de selam söyle. Helal olsun. Hadi git oğlum, gir içeri hadi. Ayhan, Ayhan. Bir şekilde hallettim Melike teyzeyi. Zor oldu ama ikna ettim. Şey yapalım mı? Bu gelinlik fotoğrafları çektim ya ben. Böyle sen modellere bak istersen. Gelinliği falan göstereyim. Bir yemek yiyelim. CC. Yani. Efendim? CC ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? İşte beraber gidelim. Ben de boşum. İşim yok. Gidiyorum buralarda. Nereye gidiyorsun Ayhan? Abimin yanına gideceğim bir sürümlüğüne. Şey için, yerleşmesine yardımcı olmak için falan sanırım değil mi? Ne kadar kalacaksın peki? Neyse sen istediğin kadar kal tabii. Ben dükkanı bir şey... JJ. Bak sen çok iyi bir insansın tamam mı? Ama ben yapamıyorum. Yapamıyorum yani bu son olanlar falan bana çok fazla geldi. Anla beni tamam mı? Kendine çok iyi bak. Oldu mu? Nasıl oldu? Bayağı iyi. Ya. Yani özellikle sırt dekolten bayağı iyi. Can. Can bizimkilerin yüreğine iniyordu ya. Ceyce'nin zevzekleşti. Biz evlenseydik ne tepki verirlerdi acaba? Allah'tan biz hemen evlenmemişiz Can. Sanem. Efendim? Evlenmek istemiyorsan söyle. Vazgeçelim bu işten. Ya biraz sıkılmış gibisin de sen. Ben mi? Bence asıl sen sıkıldın. Bohçasıdır, adetidir, ailesidir derken sen sıkıldın bana kalırsa. Ben de zaten bu konuyu konuşmak istiyordum seninle. Benim başkalarını memnun etmek için yapılan şeylerle sıkıntım var sanırım. Memnun ettiğin kişilere ben de dahil miyim? Ne alakası var Sanem? Ben gidelim diyorum ya. Gitmek istiyorum zaten hemen ikimiz her şeyi bırakıp. Ne kadar kolay vazgeçelim evlenmekten dedim. Farkında mısın? Şimdi gidelim gidelim diye tutturuyorsun. Ben seni tutmayayım o zaman Can. Gitmek istiyorsan git. Senle diyorum Sanem. Senle gidelim diyorum ben. Senle. Eğer benimle bir şey yapmak istiyor olsaydın benimle burada kalmak isterdin Can. Hep bir macera peşindesin. Hep bir gitme fikri. Saçmalama Sanem. Ben öyle bir gitmekten bahsediyorum ya. Sen de ikimizin ortak hayatı için hiçbir adım atmıyorsun ama. Öylece sabit durup olayların kendiliğinden çözülmesini bekliyorsun. Bekleyerek bir yere varmış olsaydım zaten ben romanımı yazmış olurdum. Ben her şeyin farkındayım. Yazsaydın o zaman. Yazamıyorum. Yazmak istiyorum. Yazamıyorum. Yani sürekli bir hareket var. Sürekli bir aksiyon var. Ben kendi iç sesimi duyamıyorum şu anda. Sen romanını benim yüzümden mi yazamıyorsun şimdi Sanem? Evet. Vay be. Demek öyle. Çok güzel. Benim yüzümden. Sebep benim ya. Hep bunlar Yiğit'in akılları gibi geliyor bana. Can benim aklım fikrim yok mu? Benim başkasının aklına mı ihtiyacım var? Ben öyle bir şey mi dedim Sanem? Sen hiçbir şey demiyorsun ki zaten. Yiğit kötü diyorsun, bohça gereksiz diyorsun, gidelim gidelim diye tutturuyorsun. Ya ben seninle burada kalmak istiyorum. Ben Sanem'e güveniyorum diyemiyorsun. Bence hiçbir zamanda diyemeyeceksin. Tamam Sanem, tamam.
Artık evlilik konusunu ben bir daha açmayacağım. Önce aramızdaki sorunları bir çözelim. Senin ikimize inancın pek kalmamış gibi duruyor zaten. Öyle, öyle değil yani. Bilmiyorum, belki de öyle. Benim kafam karışık. Sen bir süre yalnız kal istersen sen. İç sesini dinlersin. Neden susuyorsun? Tavsiyene uyuyorum, iç sesimi dinliyorum. Ne diyor iç sesin? Can buradan gitmek istiyor diyor. Senle ya da sensiz illaki buradan gidecek diyor. Sen söyle o zaman o iç sesini. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Ben seninle birlikte bir yere gitmek istiyorum. Seninle kaçmak, birlikte uzaklaşmak. Neyden kaçmak Can? Ailelerimizden mi, ajanstan mı? Nereden? Senin benim için önemli olan tek şey sensin. Geri kalan hiçbir şey umurumda değil. Can benim umurumda. İlk defa hayallerim gerçekleşiyor. Kitabım basılabilir. Kitabımı yazmak istiyorum. Her şey sorunsuz ilerlesin istiyorum. Sen de bu süreçte benim yanımda ol istiyorum. Ben yanındayım senin zaten. Sana her zaman. Seni asla bırakmayacağım. Asla. Bana güven. Ben sana güveniyorum da sen bana güveniyor musun? Bence iç sesine sen de bunu sor. Nereden çıktı şimdi bu? Güven meselesi aramızdan hiç çıkmadı ki. Konuşmadığımız bir konu olarak kaldı sadece. Şimdi aslında normal şartlar altında çocuğum gelip bu kızı senin bizden istemen gerekiyordu. Ama normal şartlar altında olmadığımız için onu atlıyoruz. İyi ki de normal şartlar altında değiliz hanımefendiciğim. Yani kız istemek falan hangi devirde yaşıyoruz değil mi? Hüma Hanım çok doğru bir noktaya değindiniz. Artık Avrupa'da bile böyle şeyler yok. Yani bu düğün sayesinde diyorum biraz da artık şu gelenek görenekleri biraz bıraksak değiştirsek diyorum. Allah Allah! Ben bırakacağım şimdi bu gelenek görenekleri bir kenara Mithat. Bana bak ne büyüğe saygı ne küçüğe sevgi bırakacaksın. Seninle başka bir level'a geçeceğiz. Bak biraz daha zorlarsan beni... Bak biraz daha sakin ol lütfen. Bak stres sana hiç yaramıyor. Çabuk yaşlanacaksın. Ama yani abi daha listenin başındayız. Böyle her kafadan bir ses. Yani vazgeçelim biz ya. Atalım bu nikahı biz. Boş verin valla. Vazgeçelim ya biz ya bu işten. Ya anne. Hay hay efendim iptal edelim. Hay hay. Anne ne diyorsun sen? Hay hay diyorum çocuk. Anneciğim, Hüma Hanım, şöyle bir orta yolu bulamaz mıyız? Anlaşmanın bir yolunu bulsak, ha? Biz anlaşalım diyoruz, anlaşmayalım demiyoruz çocuğum, Allah Allah. Önce şu listedekileri bir gerçekleştirin. Güzel güzel gerçekleşsin, ondan sonra bulalım diyoruz bir şey demiyoruz. Daha hayır. Bunun kınası var, gelin hamamı var. Hayır. Ne hamamı, ne hamamı? Önce bu listede dansa öğrenmen lazım. Vals düğüne kadar yetişmesi gereken bir şey. Yok. Ben ikinizi de çok iyi anlıyorum ama diyorum ki acaba bu listeleri birazcık sadeleştirsek mi böyle? Yani ne bileyim hepsini yapmak gerekli mi acaba? Biz çünkü Emre'yle öyle gerekli. Hayal etmemiştik. Gerekli çocuğum, gerekli. Ses karışmayın ayrıca, büyükler kendi aralarında konuşsunlar değil mi hanımefendiciğim? Ya biz böyle aramızda sade küçük bir şey yapsak. Ha, yavrucuğum bu bizim ilk göz ağrımız. Bak gelin oluyor, biz bunun tadına varmayalım mı? Mürvetini güzel güzel tadını çıkara çıkara yaşamayalım mı? Lütfen Emre'ciğim. Oğlum bizim aramız dar. Bizim aramız dar, bizim ismimiz geniş yani aile ismimiz. Hakikaten. Benim en az 1200 kişilik bir davet vermem lazım. Bunun after partisi de var. Yok artık hanımefendi, bizim muhtarda 1200 kişi kayıtlı değil ya. Olacak iş mi bu? Leyla, ya bizi dinlemiyorlar zaten. Bırak onlara karar versin. Biz de düğüne katılalım. Doğru söylüyorsun. Çıkalım hava alalım. Ben de daraldım zaten iyice. Hadi. Seni ilgilenmez bir tane. Gittiler. Gittiler. Evet. Oturalım. Evet, oturalım. Buyurun. Kız adası olmak da zor tabii. Sen karışma bir tane. Sanem. Sen üzgün olunca ben darmadağın oluyorum. Aramızda ne olursa olsun elimi bırakma olur mu? Tamam. Bu sefer de aklım kaldı. Saçma sapan kararlar alırlar mı acaba? Ay çok iyi oldu gelmeniz. Vallahi benim de aklım orada. Saçma sapan kararlar alıyor olabilirler şu anda. Ne oluyor ya? Ay, ne olsun savaş var yukarıda. Ne savaşı yine ya? Düğün savaşı vallahi. On diyor, on diyor. Hadi gelsenize yukarı. Evet ne olur ya. Gelin destek olun biraz bize. Vallahi sinirlerim oynadı. İyi hadi, hadi o zaman. Ne diyorlar ama tam olarak? Ne dediler? Ne oluyor? Ya hamam diye tutturmuşsunuz de hamamı canım hamam, bu. Bak hamam bir yere kadar ama kına şart. Ben o kınayı istiyorum. Siz kaç o kınayı mı çok istiyorsanız oturur evinizde yaparsınız yani. Ben bunlar... Çok fena. Ulaşmayalım hiç bence. Ne yapacağız peki? Kahve. Kahve. Ben
en iyisi kahve yapayım, ortam yumuşar. İyi fikir. Ben kahve yapmayı bilmiyorum canım. Hı hı. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Evet. Sen karışma. Ben sana izin yok. Allah Allah. Benim ne demek istediğine. Buraya çocuğum. Kız evladı yok. Yok şey yapıyor ya. Gel gel buraya gel, sen de otur. Ay şey oturuyor ya. Kendin kızın olsa böyle mi davranacaksın acaba? Benim de kendin kızın olsa böyle mi davranacaksın acaba? Vallahi yemin ediyorum dedi. Şimdi bütün her şeyi ben çıkaracağım. Şuraya. Kahve. Cezve. Yanına lokum da koydum. Oh, çünkü maşallah. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Sağ ol çocuğum. Hüma Hanım. Yok almayayım. Neden? Can kendi elleriyle yaptı. Çok güzel Türk kahvesi yapar. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Bir de kafein yüklemesi yapıp anksiyete geçiremem. Vallahi benim de sinirlerim tepemde hanımefendiciğim. Sabahtan beri car 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 maşallah. O yapılacak, bu yapılacak, bu yapılacak. Ben mi car car konuşuyorsun? Bir saniye. Bütün bunları. Bir saniye ya. Sakin olalım. Bir saniye. Leyla ile Emre zaten evlendi. Bizim tek yapmamız gereken destek olmak. Bu. Tamam da çocuğum, neye göre evlendi? Bu kadar örf, adet, gelenek üste basıp geçelim, yok mu sayalım yavrum? Oğlum, bizim bir ismimiz var, bir ailemiz var. Ona göre kendimize uygun bir düğün yapmak lazım. Ya bu ismimiz var. Şşş, güzel diyorsunuz, güzel. Çok güzel diyorsunuz. Tamam, şöyle yapalım. Hüma Hanım Emre'ye istediklerini anlatsın. Siz de efendim aynı şekilde Leyla'ya. Yine Emre ve Leyla'nın istediği şekilde sade ama unutulmayacak bir kutlama tasarlayalım, olsun bitsin ya. İşte bu delikanlı, çok güzel bence. Ne diyorsunuz hanımlar? Meyku be, benim de aklıma yattı. Ne dersin? Oğlum, biz o kadar davetliyi nereye sığdıracağız ha? Bize yaraşır bir düğün diyorum. Tamam, ben yaraşır bir şey yapacağım. Bir netleşsin, güneşli mi olacak, yağışlı mı olacak? Ona göre açık mekan, kapalı mekan. Bakacağım ya, ben de tamam. Çözülür o iş, merak etmeyin. İsteyince böyle bal gibi hızlıca karar verebiliyorsun demek ki. Tamam. Can Bey evladım sağ olasın. Benim de aklıma yattı. Madem öyle sen halledersin. Tamam. Yani herkes peki diyorsa ben de sana güveniyorum oğlum. Tamamdır. Halloldu bu iş. Oh güzel. Yani o zaman yarın öğleden sonra yer yer gösterişli, yer yer mütevazı küçük şahane kutlamamızı gerçekleştiriyoruz efendim. Yalnız ben çiçek düzeniyle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Ay yine başladınız çiçeğin düzeni. Ne siz başladınız? Siz böyle ben dedi, ne güzel çocuk. Ben de çocuk. Bir tane bir şey konuşamadık ki. Gözünü ayarım. Sen ne söylüyordun bana öyle içeride? Yani isteyince herkesin sorunlarını çözebiliyorsun demek ki. 5 dakikada çözdün düğün krizini. Sanem sana yine bir şeyler oluyor ha. Açık açık anlatsana, ne derdin var senin? Can bana hiçbir şey olmuyor. Yani herkesin sorunu çözülüyor, bizimki çözülemiyor. Ya niye bu kadar zor bir durum haline geldi? Ben sorun olsun istemiyorum artık. Ben de sorun olsun istemiyorum. Sorun demişken Yiğit arıyor. Alo Yiğit. Teşekkür ederim, sen nasılsın? Yok. Ben bir şey yazamadım. Yani durumlar karışık biraz. Kafamı hiç veremiyorum yani o yüzden. Ne haberi? Amerika'dan mı? Aa, merak ettim şimdi. Tamam. Tamam, gelirim yayın evine. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Neymiş seni bu kadar heyecanlandıran haber? Bilmiyorum ki. Amerika'dan haber gelmiş. Benimle ilgiliymiş. Ta Amerika'dan. Seninle ilgili. Can yapma böyle lütfen. Bu benim işim. Senem, o Yiğit denen adamın seninle ilgili iş dışında başka planları var diyorum ben sana. Sen niye anlamak istemiyorsun acaba? Anlamıyorum. Çünkü ortada öyle bir şey yok. Yiğit kibar, düzgün, işini çok seven, çalışkan bir adam. Ya beni de yetenekli buluyor. O yüzden değer veriyor bana. Ya bir erkeğin bana yeteneğim yüzünden değer veriyor olmasını anlamak bu kadar mı zor senin için? Sen ne diyorsun ya? Senin yeteneklerine, yazarlığına en başta ben inanıyorum ya. Bunu hep söylüyorum sana. Tamam. Ya beni yetenekli buluyorsan başkalarının da buna değer verdiğine inan o zaman. Bunu kabul et.
Gerçekten bu benim için çok önemli Can. Tamam peki. Sen üzülme yeter. Pardon, ben şirkete geçeceğim de gelecek misiniz? Leyla da annesiyle kalacak. Tamam, geliyorum şimdi. Benim de bir iki imza atmam lazım. Hem organizasyonu da halletmiş olurum. Ararsın değil mi en sonra? Tamam. Olur. Hadi. Amerika'dan haber geliyor ya. Bu ne? Ha? Daha sunumları el yazısıyla mı yazıyorsun? Ha? Çık da alsana. Öğretemeyeceğim sana herhalde. Geleceklermiş. Boş ver, her gün söylüyorlar onu. Neymiş o ya? Gebertirim sizi. İşiniz hap dönün, gebertirim sizi. Yani bir saniye. Papua Yeni Gine mi? Yani nerede kalıyor orası? Ha. Yani bana biraz uzak geldi de. Telefona ver. Tam olarak... evet. Ha, yani ha, anladım. Ada olan. Cey, durur musun? Bir uzak dur. Pardon, tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben önce bir senaryo okuyayım. Daha sonra da bir haritaya bakayım. Ona göre size haber vereyim, olur mu? Tamam, teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Sana şu an dünyanın en güzel sırrını vereceğim, hazır mısın? Saçmalama, sır falan verme bana. Saçmalama, sır. Git şuradan, peşimden gelip durma. Gerçekten sor, verme. Güneş, git. Hayret, git. Git şuradan. Sen laf mı dinliyorsun? Ceycey. Efendim? Yeni Gine'den iş teklifi aldım. Ne işi, ne teklifi aldı, söyle bakayım. Reklam filmi. Orgat'ta reklamında beni görüp çok beğenmişler. İlginç. Papua Yeni Gine. Biliyor musun peki, bilgin var mı o ülkeyle ilgili? Yani nerede olduğunu falan biliyor musun? Ceyce bak, kimseye söylemiyorsun. Tamam bak bak. Ben daha karar vermedim ya. Sır. Aman ne sırrı ya? Zaten ben sır tutamam ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Papua Yeni Gine'den oyunculuk teklifi aldım. Reklam filminde oynamaya gidiyorum. Alkış. Alkış. Gülizci. Çok tatlı gerçekten. Hatırlıyor musun? Orgat'te reklamında hiç kimseyi bulamamıştık da oynatacak. Son dakika seni oynatmıştık. Evet, evet. Ama şey çok enteresan. Yani nasıl bir cevher gördüler ki sende böyle tapapua Yeni Gine'lerden seni arıyorlar. Yani Deren Hanım, düşünebiliyor musunuz? Organik kız rolü için ülkelerinde aramışlar, taramışlar. Benim gibisini bulamamışlar. Yani illa da beni istiyorlarmış. Nasıl bir yokluk varsa. Değil mi? Evet. Neyse, başarılarının devamını diliyorum Gülizci. Teşekkürler. Arkadaşlar, 5 dakika sevinelim. Sonrası da gerek yok artık. Hadi işinizin başına. Evet. Kesinize beni. 5 dakika seviniyoruz. Aa, tebrik ederim Gülücüğüm. Çok mutlu oldum Orgat'te. Vallahi bugün o kadar keyfim yerinde ki. Ama sağ ol, senin sayende. Sen olmasan hiçbir şey yapamazdık. Estağfurullah canım. Yani iki ailenin hiç anlaşamayacağı çok ortada, çok bariz de. Biz de elimizden geldiğince alışmaya çalışalım bari. Abi, bu arada ben babama haber vereceğim. Biraz ani oldu ama yetişebilir mi? Babam gelmez zaten Emre. Siz evlendiğinizi söyleyin de düğünden hiç bahsetmesin. Niye gelmesin canım? Yani annem yüzünden mi? Gelmez Emre babam işte, gelemez yani. Allah Allah, niye gelmesin abicim? Ya bir tane oğlu evleniyor. Ya gerekirse düğünü iptal ederim, tamam mı? Hem ben çok özledim onu. Abi, bilmediğim bir şey mi var? Emre, babam... yurt dışına tatile gitmedi. Tedaviye gitti. Tedavi mi? Sen ne diyorsun abi? Akciğerleri iltihaplanmış babamın. Hayati tehlikeyi atlattı da... uzun sürecek bir tedavi. Ya sen nasıl saklarsın benden bunu ya? Ya sen bana nasıl söylemezsin? Babam bilmeni istemedi Emre. Aslında ben de... Abicim tamam. Tamam, konuşmayalım. Emre. Tamam abi, tamam, konuşmak istemiyorum. Emre. Kalk, tebrik et. Arkadaşını tebrik et, kalk. Can Bey gelin. Emre. Ben ayrıntılı bir dosya hazırlayıp yolluyorum size. Görüşürüz.
Gel, hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Neymiş bu Amerika ile ilgili olan konu? Ya şöyle ki... Ne oldu ya senin canın sıkın gibi? Bu aralar hayatımda her şey karmakarışık. Ha, Leyla ile Emre'nin nikahı falan bayağı telaştı tabii. Sonra da sıra sizde herhalde. Biz aslında Yıldırım nikahı ile hemen evlenirdik ama... Onlar bizden önce davrandılar. Yani önce onlar evlendiler. Sonra biz gittikçe... Gittikçe? Yok. Önemli bir şey değil. Sen ne söyleyecektin? Neymiş o sürpriz? Ben şey... ha sürpriz. Amerika'da bir yayın eviyle anlaştım. Çok güzel. Bizden 10 kitaplık bir paket istediler. İngilizce'ye çevrilecek ve yurt dışında satılacak. Müthiş bir haber. Ben de senden bahsettim. Süper. Ve... Seninle ilgileniyorlar. Çok iyi. Seninle. Çok iyi haber. Seninle ilgileniyorlar. Kitabın. Benimle. Benim kitabım. Kitabın senin. Benimle ilgileniyor. Ben seninle. Benim kitabım Amerika'da basılacak. Benim kitabım böyle Amerika'da okuyacaklar. Böyle art sayfaları çevirecekler. Benim kitaplarımı basacaklar. Yani benim elim ayağım tutuyor. Şaka gibi inanamıyorum. Tamam sakin ol. Yo yo sakinim. Öyle bir anda şey yapınca. Otur bir su falan ister misin? Yok iyiyim. Bayağı ben şu an yerimde duramayacak gibiyim de. Aynı zamanda gerçekten de benim Amerika'da kitaplarım okunacak yani. İnanılmaz bir şey. Yo iyiyim gayet iyiyim. Tamam. Oturabilirsin. Yani o zaman benim çok vakit kaybetmemem gerekiyor. Yani şu anda sürekli ben vakit kaybediyor gibi hissediyorum kendimi oturdum. Yani çok heyecanlandım. Benim kaybettiğim sürede belki de 3 tane cümle yazmışım ben şu anda. Evet ama bir an önce çalışmaya başlamamız lazım. 3 günde 20 sayfa yazmak zorundasın. Ha, yapamayacaksan falan uğraşmayalım boşuna. Neden yapamayayım? Yani yazmak ciddi konsantrasyon gerektiren bir şey. Daha önce bahsetmiştim sana. Can biraz dikkatini dağıtıyor gibi. Hayır. Hayır yani Can benim konsantrasyonumu bozacak hiçbir şey yapmaz. Hele ki bu kadar önemli bir konuda. Yok. Tamam o zaman. Ya madem Can da dikkatini dağıtmıyor senin, bir an önce başlayalım. Ama önce bir yemek yiyelim mi? Hem konuşuruz. Hayır. Hayır, benim hemen masama gidip çalışmam gerekiyor. Ben babamı emeklilikte dünyayı geziyor zannediyorum değil mi? Adam meğerse Can'ı ile uğraşıyormuş, haberim yok. Emre babam... Babamın benim bildiğimden de haberi yok ki. Yani ben onunla hiç konuşmadım bu konuda. Aynı şey değil abi. Sen yine onun durumundan haberdarsın biliyorsun. Yahu benim de babam. Sen benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın abi? Biliyorum Emre senin de baban ama... Emre babam... Yani Aziz Bey istememiş Emre bilinmesini. Sana söyledim bana da Metin söyledi zaten. Sen de bana söylememeyi tercih ettin öyle mi? Sen kendini hala haklı görüyorsun. Pes ya. Gerçekten pes. Ay ne dedi o? Çocuk mucuk bir şeyler dedi. Cey yoksa Leyla hamile olmasın? Hamile değil. Hamile ne diyor? Bir saniye susarsan artık bir odaklanmaya çalışıyorum. Tamam. Ne oldu? Kim hamileymiş? Hamile falan değil. Hamile falan yok Deren Hanım. Hamile ne diyor? Yani kardeşler arası çek yazma var ya hamiline. Ha. Onu söylüyor. Yani bir susarsanız artık odaklanmak istiyorum. Bir susun. Bakın odaklanmaya çalışmayın. Pardon. Bu Divit Bey biraderleri anlamak çok zor. Çünkü bunlar batılı tarzda eğitim aldığı için kelimeleri de yuvarlıyorlar biraz. Rızacığım sen nereden çıktın acaba? Vallahi hayırlı bir iş için geldim diyebiliriz. Çünkü bir teklifte bulundum ve geri dönüş alamadım henüz. Evet ama şimdi böyle herkesin içinde olmaz değil mi? Gel bir seninle çıkalım. Zaten çıkıyoruz ya. Tamam hadi. Düğün diyor, düğün. Evlendi ya onlar. Düğün mü yapacaklarmış şimdi? Bilmiyorum ki şu anda yani başı ağrıyormuş. Başım ağrıyor diyor. Başı ağrıyor galiba. Ama Cece odaklanmıyorsun hiç. Odaklan, konsantre ol. Tamam odaklanıyorum. Bir saniye susar mısınız? Bu ciddi bir durum. Hayat memat meselesi. Seni götürmemiz lazım. Beyninden ameliyat olman gerekiyormuş. Beyninden ameliyat olabilirmiş. Ah! Tabii. Ah! Ay, ne söylüyorsun? Can Bey beyninden ameliyat olması gerekiyormuş. Çok genç daha. Çok genç daha. Ah, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? En yakın arkadaşımı kaybediyorum. Niye olması gerekiyor? Ha? Niçin beyninden ameliyat olması gerekiyor Can Bey? Cece bence sen dudak falan okuyamıyorsun. Biz her seferinde niye sana inanıyoruz hiç bilmiyorum. Tamam hadi dağılın. Tamam işini başına. Beyninden ameliyat dedi. Emre. Dua et ya. Babama bir şey olmadı.
Yoksa ben onun cenazesini öğrenecektim değil mi? Ya Emre yapma böyle Allah aşkına ya. Ya ben sana bunu yapsam ne olurdu? Doğduğuma pişman ederdin değil mi? Ne kötülüğüm kalırdı ne kalleşliğim. Ama Can Bey böyle istedi, böyle olacak değil mi? Emre. Babam istememiş bilmesini diyorum sana. Ben anlatamıyor muyum sana ya? Ya sağlık bu sağlık. Ben bu kadar hasta olduğunu bilseydim... böyle mi davranırdım abi? Bunları mı yapardın? İkimiz için de zor bir durum zaten Emre. Senin için zor bir durum değil. Sen atlattın. Şimdi izin ver, yalnız kalmak istiyorum. Tamam, ben odamdayım. Evet Can Bey, nasılsınız? İyi Ceycey. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Ben de onun için geldim zaten. Yalnız kalalım diye, bir konuşalım diye. Lütfen yani öyle şey yapalım. Oturalım. Lütfen Can, oturalım konuşalım. Lütfen buyur, tabii ki. Otur konuşalım. Bu konular böyle oturarak konuşulacak konular değil. Evet, konuşalım. Ya ben şunu bilmeni istiyorum ki Can, her ne olursa olsun bu süreçte ben senin arkandayım. Yani kafanı böyle şeyleri, kafa şey yapmayayım orada kafada. Yani bu süreçte arkanda olduğunu bilmek şey olur. Ne süreci Ecey? Bu süreçten bahsediyorum. Yani konuşalım mı bu süreci, bir konuşalım güzel güzel, ha? Yani süreci şey bak, bu süreci konuşalım. Ecey. Bir şey de yok gibi. Anladım. Yani şu anda pek yani bu kafalarda değiliz. Bu konuşma şeylerinde değilsin. Daha sonra da konuşabiliriz. Ama şunu unutma yani ben her zaman senin yanındayım. Ne zaman istersen, olur mu? Ceycey, çık biraz dolaş. Yayın evine falan git. İktidarla mesela. Anladım. İktidarla. Anladım. Şu anda anladım ne demek istediğini. Tamam, olur. Zaten ben de son dönemlerde ona böyle bir kafayı tak... yani düşüncemi takmış durumdayım da bir gideyim bakayım, kontrol edeyim. Evet. Güzel, kafama yattım. Aa, yine kafa dedim. Aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Sen Emciğim biraz yaratıcı ol. Benim sandalyem mi acaba rahatsız? Haber? Sandalyen rahat mı? Benimki daha rahat. Yok, yok. Ben yerimi yadırgadım herhalde. Şuraya mı geçsem acaba? Yok, benim deftere yazmam lazım. Bilgisayar benim algımı dağıtıyor. Benim konsantrasyonumu dağıtıyor. Ben buldum, buldum. Ben kesinlikle burada yazamıyorum. Elim ayağım titriyor artık. Sane, sakin. Ne yapıyorsun? Abi hiçbir şey geldi. Tamam. Yok, tek kelime bile yok. Derin nefes alalım, sakin olalım. Ayağa kalk. Kalk, kalk. Tamam. Güzel, her şey güzel olacak, merak etme. Sadece, tamam, açabilirsin gözlerini. 3 günde 20 sayfa yazacaksın. Ben de çevirisini yapıp diğerleriyle beraber göndereceğim. Her şey güzel olacak, tamam? Her şey güzel olacak diyorsun, bana hiç yardımcı olmuyorsun şu anda. Ben gerçekten yazamayacağım galiba, yapamayacağım. Hayır hayır, yapacaksın ya. Yapacağım. Ya daha da heyecanlandırmak istemem ama gerçekten çok büyük fırsat hani. Ben okumayı yazmayı unuttum şu anda senin sayende. Tamam. Sakin. Gerçekten. Tamam, sakin. Motivasyon amaçlı. Gece? Kediler hep böyle kaçıyor. Git, ben bir Gece'ye bakayım, geliyorum. İtfaiyeyi aramak lazım böyle durumlarda. Hay Allah ya. Gel buraya. Ne oluyor? Olay mahallinden uzaklaşıyorum şu an. Aa, bir dakika ya, ne olay mahalli? Ne oluyor, anlatsana. Nasıl oluyor, görmedin mi? Görmedin tabii, olayın içindeydin çünkü. Göremezsin ki, ben gördüm. Keşke görmeseydim ama. Tam olarak neden bahsediyorsun, ben anlamıyorum. Bana öyle sarılmalar falan ha. O Yiğit sana... Şişt.
öyle sarılıyor. Böyle bir sarılıyor, kopluyor falan saçını. Git bak, söyledik ya, şimdi sinirleniyorum. Sinirlerim tepeme çıkıyor. Ay ne alakası var ya? Dostça bir sarılmaydı sadece. Abartma. Dostça sarılma bu. Dostça böyle hareketler yok. Dostça sarılma bu. Düz. Böyle karşıya bakar dostça sarılma. Kokluyor. Sinsi o adam, evet. Sinsi, onun bir planı var, amacı var. Ben insanın gözünden anlarım, öyle bir şey var. Mis gibi işim vardı yukarıda. Niye bıraktın geldin buraya? Hey, yeter ama. Bir de sen çıkma şimdi başıma. Ayrıca ben sana çok güzel bir haber verecektim. Söylemeyeceğim şimdi. Söyle hadi. Hadi söyle. Sanem söyle. Çatlarım ama sonra. Söylesene Sanem. Söyle. Söyle. Bağırma, bağırıp durma artık. Tamam, söylüyorum. Tamam söyle hadi, söyle lütfen. Lütfen söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Amerika'da bir tane yayın evi benim yazılarımı çok beğenmiş. Belki kitabım Amerika'da basılabilirmiş. Ceri. Biliyordum. Biliyordum. Biliyordum, evet, böyle bir şey olacağını biliyordum. Başarılı olacağını biliyordum. Bravo. Bravo, tebrik ederim, başarılı olacağını. Evet, güzel güzel portakal, taze portakal çiçeği. Hoş, evet. Hacım vermiş, böyle bir parlaklık gelmiş. Şampuanın markası ne Sanem? Söylemeyeceğim. Hah, şımarık şımarık hareketler, hadi söyleme, tamam. Güzel haber aldık, güzel, evet, bravo. Çok güzel, iyi çalışmalar. Hoş, kolay gelsin. Bir şey olursa yukarıdayım. Çilek. Aşkın meyvesi. E hadi çilek yiyek. Ha böyle mi? Hani böyle sevgililer böyle böyle evet, evet. Geçmeli tamam. Yiyek. Tamam böyle. Ama biz yedik, olmadı ki böyle. Şöyle yapalım olmadı. O zaman. Şu aşağıdan. Diğer elini al, direkt yiyek. Tamam. Afiyet, bal şeker olsun. Ne oldu? Ne oluyor? Güliz, ne oldu? İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Okuyayım her şeyi, okuyayım mı? Ben okuyayım, iyiyim. Vallahi aşktan ölmek bu olsa gerek. Öle yazdım. Evet, evet, ölecektik. O zaman senin için de bir sakıncası yoksa seni ayağa alabilir miyim? Tamam, tamam. Ah. Ah. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Nereye gel. Geleyim? Fazla gel. Şöyle az daha gel. Yastığı ortala, ha? Tamam. Ömrünün geri kalanını benimle geçirmeye var mısın? Uzun, yani şey, ben hemen evet demedim ki sana. Yani çok ani ilerlemiyor mu her şey sence? Ani olacak zaten. Ben elimde çiçekle şirkete geldiğimde ne dedim? Sana yıldırım şeklinde nikah teklif ettim. Ayrıca ben yaşlanıyorum, tohuma kaçacağım. Bu vücutta su yakmıyor, vakit kaybediyoruz. Acele edelim. Tamam bak, hayır demiyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bu sabah Papua Yeni Gine'den oyunculuk teklifi aldım. Vallahi mi? Evet ya, benim oraya gitmem lazım. Şöyle yapalım, ben oraya gideyim, döneyim, sonra sana evet diyeyim ha? O zaman beraber gidelim. Papua Yeni Gine'de evlenelim. Yeni bir hayat, yeni umutlar, yeni kıta, Yeni Gine. Yok yok, orası kıta değil ama Suriye'yle kıta onun tam üzerinde duruyor Yeni Gine. Ya ada olur, yarım ada olur, ne fark eder? El ele, kol kola Yeni Gine'de bir ömür boyu hayat sürelim. Uzun, tamam da yani bu tek seferlik bir reklam, ben gidip döneceğim yani. Nasıl yerleşeceğiz orada, nasıl geçineceğiz? Yüksük parnağını uzatır mısın? Ay. Yüzükten de anlaşılacağı üzere pahalıdır. Biz aileden miras yediyiz. Bizde mal, mülk, gani. Ama servet avcısı insanlara kurban olmamak için söylemiyorum. Ama sana kurban olurum. Ya Muzo. Gülüm. Ya. Yiğit, inanmıyorum. Çok güzel bir haber bu. Aynen, bayağı uluslararası böyle. Ay vallahi ben bile çok heyecanlandım.
Ha, bak bunlar da Amerika'ya gidecek ilk kitaplar. Hepsinin ilk kitabı mı? Evet. Oradaki ortağım ilk kitabını yazan yazarlar için bir fon var. Oraya başvurdu. Ne güzel. Evet ama senin kitap dosyan da bunların arasında olursa daha güzel olacak tabii. Sonra ver elini New York. Ay sen böyle konuşmaya devam edersen ben heyecanla hiçbir şey yazamayacağım. Yok yok tamam. Güzel olacak her şey. Sen hatta bu akşam ofiste çalış istersen. Ben de yanında kalayım. Yemek, kahve falan yaparım. Yok yok. Önce ben bir Can'ı görürüm. Evde çalışırım ben. Ha. Tabii. Haklısın. Zahnem. Can, biz de tam senden bahsediyorduk. Aynen. Güzel bir haberimiz var sana. Ha. Özellikle ikinizin birlikte vermesi gerekmiyorsa ben Bilare Sanem'den dinlerim. Biraz yorgunum, almaya geldim sana. Tabii. Haklısın. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar Yiğit. Konuşuruz. Ne kadar kötü davrandın Yiğit'e farkında mısın? Sanem inan bana olabileceği en kibar halimdi. Can bir gelir misin? Biraz konuşalım mı? Can biz niye böyle olduk? Bir iyiyiz, bir kötü. Bir gergin, bir mutlu. Bilmiyorum. Sana bir haberim olduğunu söylemiştim ama hiç merak etmiyorsun. Sormadın bile. Kusura bakma biraz kafam karışık. Neydi haber? Yiğit Amerika'da bir yayın eviyle ortak olmuş. Kanada'da değil miydi ya onun ortağı? Kaç ortağı var ya bunun? Yani doğru söylediğine emin misin? Evet eminim Can. Lütfen beni dinler misin? Dinliyorum. Orası yani yayın evi yeni yazarlara bir şans tanımak istiyormuş. Benim de yazılarımı okumuşlar, çok beğenmişler. Eğer 3 günde 15-20 sayfa bir şeyler yazabilirsem kitabım orada basılabilirmiş. Yani ben çok mutlu oldum. Deniz kenarında iskelede oturduğumuz geceyi hatırlıyor musun? Nasıl unuturum? Bana yazar olup Galapagos'a gitmek istediğini söylemiştin. Evet. İlk defa sen anlamıştın beni. Destek olmuşsun. Kitabımı okumak isteyeceğini söylemiştin. Şimdi bu hayalin gerçek oluyor. Evet ama sen bundan rahatsız olmuş gibisin. Tam tersi. Gurur duyuyorum seninle. Sen bütün hayallerini gerçekleştirebilecek kadar güçlü bir kadınsın. Sadece Yiğit'le olması benim sinirimi bozuyor. Can neden bana güvenmiyorsun? Senin buluşup güvene mi geldik? Evet geldik. Sen eski sevgilinle haftalarca dip dibeydin. Projede ortak oldunuz, evde beraberdiniz, iş yerinde beraberdiniz. Sürekli yan yanaydınız. Sanem. Can haksızlık ediyorsun. Bana güvenmiyorsun, güvenmek istemiyorsun. Çünkü affetmiyorsun. Her şeyin üstünü örtüyorsun. Ne Emre'yi, ne anneni, ne beni. Belki de en çok beni. Eğer parfüm meselesinden bahsediyorsan, yani onu vermenden, haklısın ben onu hala anlamıyorum. Ben bunu senin için yaptım. Seni kurtarmak için. Yine olsa yine yaparım. Parfüm nerede? Fabride değil. Nerede? Nerede? Burada. Bir parfüm her tende farklı kokar. Bu benim kokum. Bu senin kokun. Sen hayatımda gördüğüm, dokunduğum, kokladığım en muhteşem varlıksın. Bunu fark etmene sevindim Can David. Thank you.
la 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 la